İnsan vücudu, omega-3 yağ asitlerini üretemediği için bunları dışarıdan almamız gereklidir. Hem balık yağı hem de kril yağı, bu esansiyel yağ asitlerinin önemli kaynaklarıdır. Balık yağı, somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklardan gelir. Kril yağı ise karidese benzeyen küçük soğuk su kabukluları olan krilden gelir. Balık ve kril yağı, iki tür omega-3 içerir. DHA ve EPA. Balık yağı, kril yağından daha yüksek DHA ve EPA konsantrasyonuna sahip olmasına rağmen, kril yağındaki DHA ve EPA'nın daha fazla antioksidan içerdiği ve vücut tarafından daha emilebilir olduğu düşünülmektedir. Balık yağı, faydalarının fark edilmesinden bu yana, 10 yıllardır daima ana akımdadır. Bu nedenle kril yağından daha iyi incelenmiştir. Yine de kril yağı, üstün olmasa da, etkili bir omega-3 kaynağı olarak kendi adına yeni yeni isim yapıyor. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Potansiyel faydalar ve kullanım alanları. Birleşik Devletler'deki insanların vücutlarında kalp krizi riski oranı düşük olan Japonlara oranla daha az DHA ve EPA var. Düzenli olarak balık ya da kril yağı almanın potansiyel faydaları şöyle. Balık yağı. Trigliserit seviyesini düşürmek. Kalp krizi riskini azaltmak. Normal bir kalp ritmini korumaya yardımcı olmak. Kalp sorunu olan insanlarda inme riskini azaltmaya yardımcı olmak. Kan basıncını artırmaya destek olmak. İltihabı azaltmak ve artrit semptomlarını hafifletmek. Bazı durumlarda depresyon tedavisinde yardımcı olmak. Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babamçıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Cleveland Kleine'ye göre, hayvan çalışmaları, kril yağının beyne DHA emilimini ve DHA iletimini iyileştirdiğini göstermiştir. Bu, sağlık yararları için balık yağından daha az kril yağına ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Yan etki ve risk potansiyeli var mı? Hem balık yağı hem de kril yağı takviyeleri, önerilen dozlarda kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Yemekle birlikte alarak, mide rahatsızlığı gibi potansiyel yan etkileri en aza indirebilirsiniz. Balık veya kabuklu deniz ürünleri alerjiniz varsa, bu yağları kullanmak konusunda hekiminize danışmanız iyidir. Balık yağı veya kril yağı da kanama riskinizi artırabilir, kan basıncınızı düşürebilir veya kan şekeri seviyelerini etkileyebilir. Kanama durumunuz varsa, kan inceltici kullanıyorsanız, tansiyonunuz genel olarak düşükse ya da tansiyon düşüren ilaçlar alıyorsanız, kan şekerinizi ayarlayan diyabet veya hipogliseminiz varsa da takviye olarak kullanmadan önce hekiminize danışın. Denizden Babamçıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin.